Ali'nin, İbo'nun, bir de Ramazan'ın, Yahya Müslim Ramazan'ın elinde, yanaklarında sıvap çıkmış. Nasıl çıkmış benim? Çıkmamış herhalde. Çıkmış. Raporda yazıyor. Ondan sonra şu 50-60 kişilik saldırı diye bir şey çıktıydı. Onu da kim söylemiş biliyor musun? Osman abi. 20-30 kişi varlardı Lütfü Keleşli'nin evinde diyor. Yani ifade vermiş. İfadesini de attı hatta Labi bana da. Öyle yazıyor. Yutmasın bir şey nereden geçsin? Kendi de vardı zaten. Kendi de vardı öyle hep, demiş işte. Hep sonradan geldi o millet. Öyle demiş. Aşağı mahalleden gelenler onlar. Bir de gece 12 liraya kadar hizmet ettik onlara. Polisler falan ifade vermiş. Hani oraya ambulans, polis ekibi falan geldiydi ya. Hem o tarafa hem bizim tarafa. Onlar da ifade vermiş değil. Onlar iyi ifade vermiş. Yani mesela onlardan tarafı 5 kişi yaralı diye söylemişler. Bizden tarafı da 7-8 kişi yaralıydı demişler. 20-30 kişi yoktu demişler. Polisler. Eniştem bunların ifadesi daha önemli demiş, dedi bana. Neyse onlar bana daha bir şey olmaz ya. Onlar zaten şey olmamış mı? Öncesi kavga. Önceki kavgadan sürekli üstünde duruyorlar zaten. Babamgil nerede yani? Vallahi babamgil Bozkır'dan evi sattılar, Bozkır'dan bir ev aldılar, getirdiler, lotura getirdiler. Ne olacaklar? Kim almış evi? Kim almış evi? Valla orayı bekleyen bir polis mi almış bilmiyorum. Görmedim bile daha. Buraya gelmişler geçen gün telefon açmış. 11'e doğru bir aradım kaşağında geri geri vereyim. Ulan 5 dakika benim yanıma gelemedin mi? Ondan sonra ben de şey etmedim. Evvel gün bir Zehra'nın yanına vardım. Geldim Ali ile, Hatice ile, Esma ile. Zehra ne dedi? Köyde anası ölmüyor. Önde nereye gidecek? Onlara da saflandıkları yok. Onlara ne şey etmiyorlar gittikleri yere? Ne bileyim, ne Zehra gitmiyor. Evi sattılar, Zehra'ya bir kuruş şey etmiyor. İşte... Kaça vermişler? Valla 500-750'ye der demiş. Zehra'da bir emlakçı. Ondan sonra bunlar 550'ye vermişler. 360 adamını Bozkır'dan bir ev almışlar. Neyse, üstte kalan parasını Zehra'ya vermiyor. Zehra da herhalde 160'a mı ne köylerinde bir ev varmış. Orayı mı alacaklarmış bilmem. Almışlar mı, alacaklar mıymış? Toplayabilirse para alacak işte. Haberimiz yok. Çetin daha gitmemiş herhalde şeye. Yurt dışına. Evi boyattırıyormuş, satacakmış herhalde. Kim? Çetin. Oğlu var ya yurt dışında. O. Satacak mıymış? Satacakmış. Boya falan yaptırıyormuş. Valla polisler de diyor devlete şey... borcu varmış herkese işte. Devlet ev koymuş borcuna karşılık herhalde. Bir çetin diyorlar işte evi boyattırıyor diyorlar. Satacağım şey herhalde. Oldu bakalım. Şey ne oldu? Kim? Ayşe ne oldu? Valla o da ne oldu? Polisler hiç rahat vermez kanka oldular. Geldiklerinde bir şey getirdiler Ayşenur. Ayşenur nerede diye sorarlar. İşte halle işte olayın büyüklüğünden dolayı böyle medyada falan kaç gün haber oldu ya. Yazarlar konu yazdı, bilmem ne yazdı, ırkçılığa çekmeye çalıştılar. Bir, öbür taraftan da HDP şu sahiplendi. Böyle bir görecen çok şey oldu değil mi? Ya şey zaten mecbur birimiz üstlenecektik. Biz en az ikimiz dedik. Şimdi kalabalık ya. Avukat öyle söylemişti evet. Üçünde İbo'yu Ali şey bıraktı, adli kontrolle. Kalabalık olunca en az iki kişi dedi üstlenecektik. Belki dedi çözülmez dedi.